That arkadaşlar noun clause'da kullanıldığı gibi adjective clause'da yani sıfat yapmakta da kullanılır. Burada bakın a biomedical model of diet. Biyomedikal bir diyet tipi modeli diyor. Ondan sonra nasıl bir diyet? Diyet ki gerektirir. Individual consumes to comply with bilmem ne. Bireysel olarak tüketicilerin bir şeyle bir şeye uymasını gerektiren bir diyet modeli. Bizim istediğimiz, yani şu andaki konumuz bu değil, bundan sonraki konumuz olacak. The view that, yine bakın, bir görüş, nasıl bir görüş? Görüş ki arkasından cümle. O da adjective clause konusu. Nasıl? Yok. A case for, equipped with. Efendim, new ideas. Hangi fikirler? Yeni fikirler ama nasıl fikirler? Şuna yol açan fikirler. Bu da adjective clause. Ama burada several studies have recently shown that. Yakın bir zamanda evet bazı çalışmalar göstermiştir ki. Otomatik soru neyi göstermiştir? Dolayısıyla arkasından gelen ifade that'ten sonraki cümle noun clause cümlesi. Dolayısıyla buradaki that noun clause'un that'i. Yine buradaki mental süreçler, işlemler, hangi işlemler, nasıl işlemler, şöyle şöyle yapan işlemler. Dolayısıyla adjective clause. Effective techniques, etkin teknikler. Nasıl teknikler, ne yapan? İşte insanların established, oturaklaşmış görüşlerini yıkan teknikler. Adjective clause, noun clause değil. Ama it might be thought that, düşünülebilir ki. Bu işte it, that yapısı. Nedir düşünülebilecek olan şey? İşte kendine güven tamamen insanın rasyonel kararlarından sorumludur. Bu düşünülebilir. Benzer şekilde. Studies show that. Çalışmalar göstermektedir ki. Neyi? Gibi. Efendim mesela what? Bu özel bir yapı. Onu geçiyoruz. Veyahut da okey, vazgeçtim. İşte bakın, based on diyor değil mi? Ondan sonra ne gelecek? İsim gelecek. Dolayısıyla what humans see. İnsanların gördüğü şey üzerine dayanır. Our knowledge of color vision, renkli görme hakkındaki bilgilerimiz primarily, temelde was based on, dayalıydı. Neye? What humans see. İnsanların ne gördüğüne. Veya gördüğü şeye. Yine there was a limit. Bir sınır vardı. Neye? To what they could see. They muhtemelen insanların görebildiği şeyin bir sınırı vardı. Yine bakın. They were examining. Onlar araştırıyorlardı. Neyi? What was comprehensible for them. Onlar için anlaşılabilir, kavranabilir olan şeyi araştırıp inceliyorlardı. Bakın bir tek paragraf içerisinde kaç tane what'lı noun clause yapısı var. Ama burada direkt olarak soru bakın. Bakın of'tan sonra gelmiş. Mars, efendim ne diyeyim şurada. Mars'a olan yolculuklar have challenged. Meydan okudu. Neye? İnsanların algısına. İnsanların hangi algısına? Perception of what makes a planet work. Make something veya somebody do something yapısı. Az önceki kozatifler. Bir gezegeni işlettiren yani çalışmasını sağlayan şeyin ne olduğu konusundaki insanların algısını meydan okudu, algısını değiştirdi. The search to understand, anlama çalışması, anlama işte çalışmaları. Neyi? What the world is made of. Dünya neden yapılmıştır? Bunu anlama araştırmaları may seem gibi görünebilir yüzeyde. To be a rather mysterious quest. Oldukça gizemli bir quest, mücadele demek, uğraş demek. Çaba demek. Özellikle bir şey quest ise
büyük bir hedeftir, büyük bir çaba gerektirir. Evet. Çok güzel. What has changed today? Bugün değişmiş olan şey is that, şudur ki, arkasından cümle. Science tries to respond objectively to the evidence that it finds. Buradaki that ise evidence'ı açıklıyor. Bilim tries to respond. Cevap vermeye, tepkide bulunmaya çalışır. Objektif olarak neye? To evidence, kanıta. Hangi kanıt? Kanıt ki it finds. It dediği burada science. Yani bilimin bulduğu kanıtlara objektif olarak tepki vermeye çalışır günümüzde bilim. İşte değişen şey bugün budur. Bunları nasıl çözümleyeceğiz daha bol bol anlatacağım size. Bu örnekleri hep göreceğiz. Ve işte bütün mesele arkadaşlar bunları adam gibi yapabilmekte. Bunları hızlı yapmakta. Basitçe işte arkadaşlar şu noun clause'dur, bitti değil. Bakın burada şu noun clause'dur. Is that noun clause'dur. Şuradaki that adjective clause'dur. Even if yapısı adverbial clause'dur. Buradaki that ise enteresandır. That evidence, bu kanıt veyahut da o kanıt demek. Bu kanıt yani bulunan kanıt goes against received wisdom. Öğrenilmiş olan bilgilerin tersine gitse bile bu kanıt. Objektif olarak buna tepkide bulunmaya çalışır falan. In which, bu da arkadaşlar bir sonraki konumuz adjective clause yapısında preposition'lı kullanımlar. Temperatures of the environment. Çevrenin sıcaklığı. Hangi çevre? The environment, çevre in which, ki o çevre içerisinde, özür diliyorum, they dediği şu mineraller veyahut da işte elmaslar were formed, oluştu. Dolayısıyla they yani bu minerallerin veyahut da elmasların içerisinde oluştuğu çevrenin sıcaklığı ve basıncı. Basıncının hesaplanmasına müsaade eder. Elmasların içerisindeki mineral inclusionlar, dahil olmuş mineraller. Evet, sorunuz var mı? Sadece hani that ve what'ı noun clause'ı örnek olarak gösterdim. En yaygın çıkacak olanlar bunlar tabii ki. O yüzden yoksa mesela how'lı kullanımı da vardır. İşte the research may influence. Araştırmalar etkileyebilir. Neyi? How we understand. Biz nasıl anlıyoruz? Nasıl anlarız? Bunu etkileyebilir. Neyi anlıyoruz? The relations among space, time and matter. Uzay, zaman ve madde, pardon, arasındaki ilişkileri nasıl anladığımızı etkileyebilir araştırmalar. Evet. Eğer hastalar are encouraged to learn, öğrenmek için teşvik edilirlerse neyi? How to resist the urge to scratch, kaşınma arzusuna nasıl dayanacakları, dayanabilecekleri hastalara hastaların işte öğrenmesi için teşvik edilirlerse eğer. Egzamadan bahsediyor burada. Son bir örnek. Evet, mesela much less address issues, buradaki much less özel bir ifade. Issues'den sonra mevzular, konular, hangi konular? Örneğin, how to help developing countries protect themselves. Gelişmekte olan ülkelere kendilerini from extreme effects of climate change, iklim değişikliğinin ekstrem etkilerinden kendilerinin nasıl koruyacaklarını nasıl korumalarına yardımcı olmak gibi konular. Bundan sonraki adjective clause konumuz yine benzer şekilde uzun ifadelerin, uzun özne, nesne gibi işte adverbekleri, isim tamlamaların yapılmasında kullanılacak. Onlar da çok önemli. Ondan sonraki adverbial clause konusu da iki tane cümleyi birbirine nasıl bağlayacağımızı veya onları nasıl bağladığını, bizim nasıl öğreneceğimizi
göstermesi açısından son derece önemli. Mesela şu da they believe that. Onlar inanıyorlar ki. Neye? Prevention efforts require the coordinated actions of entire nations to be effective. Önleme çabaları gerektirmektedir. Neyi? The coordinated effects of entire nations. Bütün bir milletin veya milletlerin daha doğrusu koordineli eylemlerini gerektirmektedir. To be, in order to be effective. Etkili olabilmesi açısından. Etkili olabilmesi için bütün ulusların koordineli eylemlerini gerektirmektedir. Önleme çabaları. İşte buna inanıyorlar. Şimdi arka arkaya birçok şey verdim. Zor gelebilir ama bunların örneklerini bol bol yapacağız. Bundan sonra yapacağımız tek şey bu olacak daha doğrusu. As, because. As'in 7-8 değişik kullanımı var. Bunların en yaygın olanı because, gibi, olarak, iken, vesaire. Evet, bugünlük bu kadar.